hemşehrilerimiz, saygıdeğer basın mensupları, sevgili Şirinliler, Nilüfer Şenliğimizin resmi geçişini yapmak üzere kortej yürüyüşüyle birlikte çok kıymetli yöneticimiz Sayın Cahit Özkan, Sayın İlgün Arakan Efendi, Şirinliler Bakanı Sayın Hasan Akbulut, Deniz Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Zulan, Belediye Başkanı Sayın Niyazi Buran, çok sevgili ilçe belediye başkanlarımız, daire amirlerimiz, SSK'nın değerli temsilcileri, muhtarlarımız, değerli sporcularımız, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Mehteran Takımı, Şirin Belediyesi Halk Oyunları ekibi ve gösteri ekibiyle birlikte sizleri selamlayarak festival alanımıza teşrif etmiş bulunmaktalar. Sevgili Şivrililer, Şivrilimize, şenliğimize uzaktan yakından icabet eden değerli vatandaşlarımız, saygıdeğer misafirlerimiz. Büyük Menderes'in beşiği, Anadolu'nun topusunun alındığı, Mirya Kefalon Savaşı'nın düşmanın esir alındığı destansı toprakları, tarımın başkenti, elma, şeftali, lavanta, nilüfer çiçeğinin marka değeri. Tabiat varlıkları, doğal güzellikleri, gölü, adalarıyla ülkemizin cennet makamı. Spor ve turizmin göz bebeği yeşil Çivrilimize ve tüm bu güzelliklerin bir arada yaşatıldığı ikinci Nilüfer Şenliğimize hoş geldiniz der, saygılar sunarız. Sizleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceği ve bekası için canını seve seve feda eden, başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin aziz hatıraları anısına bir dakikalık saygı duruşuna mütakif İstiklal Marşımızı seslendirmeye davet ediyorum. Misafirlerimiz, şimdi Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde Şivri Belediyesi Minder Güreşi Takımı gösterisini izleyeceksiniz. Sizleri gösteriyle baş başa bırakıyoruz. Merhaba ey Mehteran, merhaba Mehterbaşı. Ceddin deden, neslin baban, hep kahraman Türk milleti. Mehteran, az dur. Haydi, ya Allah! Ordularım pek
Türk milleti, aşk ile sev milleti, kahret vatan düşmanı, çeksin o melun zilleti, kahret vatan düşmanı, çeksin o melun zilleti. Türkler geliyor. Veteran az dur. Haydi. Ya Allah. Fatih'in Yavuz'un asil kanından, yurdunu çok sever kendi canından. Fatih'in Yavuz'un asil kanından, yurdunu çok sever kendi canından. Kaçırır düşmanı er meydanından, kaçırır düşmanı er meydanından. Yollara çıkılsın bayrakla tuna, kalbimiz çarpıyor vatan aşkıyla. Yollara çıkılsın bayrakla tuna, kalbimiz çarpıyor vatan aşkıyla. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Türkler geliyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Türkler geliyor. Yürürken ordu Tuna boylarına karadan, bayrağı elden düşürmeyen askerimiz var. İndetir semayı sedasıyla mehteran, destanlar yazan muhteşem tarihimiz var. Ta ezelden vurulmuşuz biz bu sevdaya. Alparslan, Fatih, Yavuz gibi ecdadımız var. Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibine teşekkür ediyoruz. Kıymetli protokolümüz, değerli misafirlerimiz, sayın basın mensupları, sevgili Çivrililer. Az önce şenliğimize çok değerli, çok kıymetli büyüğümüz daha iştirak etti. Denizli milletvekilimiz Sayın Şahin Tin. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Milletvekillerimiz her zaman olduğu gibi bizleri yalnız bırakmıyorlar. Programımızın açılışında bahsetmiştim. Denizli milletvekilimiz Sayın Cahit Özkan her zaman burada sizlerin yanında ve aynı şekilde her zaman burada sizlerle beraber olan Denizli milletvekilimiz Sayın Nilgün Ök, çok teşekkür ederiz bizlerle beraber olduğunuz için. Ve aynı şehirde Denizli'de bir organizasyon, bir şenlik, bir etkinlik olduğunda tarih, kültür, turizme imza atılacak her türlü programlarda hiçbir zaman kentini yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye'miz, Sayın Başkanımız Osman Zolan Beyefendi'ye de teşekkür ederiz katılımlarından ve katkılarından dolayı. Ve aynı şekilde Sayın Şahin Tin vekilimizle beraber Denizli İl Kültür Müdürümüz Sayın Turan Veli Akyol da aramızda iştirak etmiş bulunmaktadır. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi efelerin, kahramanların destansı topraklarında ecdadlarının evlatları, torunlarını izleyeceksiniz. Çivril Belediyesi Halk Oyunları ekibini davet ediyorum. Gösterilerini izlemek üzere akışlarımız Çivril Belediyesi Halk Oyunları ekibi için geliyor.
değerli konuklarımız, değerli basın mensupları. Çevrelimizde Nilüfer Şenliğimizde, bu yıl ikincisi düzenlenen Nilüfer Şenliğimizde bir kültür, sanat, spor ve doğa, aynı zamanda müzik geçiti yaşayacağız. Sayın Başkanımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. Böylesi güzellikleri, doğal güzellikleri, değerleri, vatandaşlarımızın elini, emeği, değerli sanat eserlerini bir araya getirerek ve doğal güzellikleri, tabiat güzelliklerini de şehir dışından gelen, yurt dışından gelen değerli konuklarımıza tanıtma gayretinde bulunan Sayın Başkanımıza ve değerli ekibine sizler adına teşekkür ediyoruz. Etkinliklerimiz içerisinde çok sayıda etkinlikler bir araya getirilmiş. Yamaç paraşütü yarışmaları, minder güreşi gösterileri, çivi fotoğraf sergisi, okçuluk gösterisi, bilek güreşi gösterisi, kano yarışması, tekne yarışması ve tabii ki de cennet mekan Şivri'nin içerisinde tüm güzellikleri, yiyecekleri, elması, şeftalisi, lavanta çiçekleri, kokuları ve nilüfer çiçekleriyle bezenmiş bir cennet mekanda sizleri ağırlamaktan Sayın Başkanımız, değerli halkımız ve belediye personellerimiz onur duyarlar. Bu akşam saat 21.30'da Emre Dayıoğlu, 22'de Uğur Önür konseriyle sizleri onurlandıracağız. Sizler de varlığınızı bizlere onurlandırmış olacaksınız. Yarın akşam saat 19.30'da DJ performansıyla başlayacak programımız 21.30'da Ece Mumay konseriyle taçlandırılacak. Efendim, göreve geldiği ilk günden itibaren halkın gönlünde taht kuran, sevgisini her daim devam ettiren ve gittikçe de artıran, göreve geldiği ilk günden itibaren projelerinden bahsettikten sonrasında en kısa sürede projelerini yerine getiren, hatta her defasında yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır düsturuyla vatandaşına söz vermiş olduğu projelerden daha fazlasını halkına, Çivri'ne kavuşturan, Çivri'nin medarı iftiharı, kiminin abisi, kiminin babası, kiminin kardeşi, değerli belediye başkanımız Sayın Niyazi Vural Beyefendi, sizlere açış konuşmalarını yapmak ve selamlamak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkanım, lütfen buyurunuz. Sayın Denizli Milletvekilim, Cahit Özkan Vekilim, Sayın Şahettin Vekilim, Sayın Nilgünök Vekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Çivril Kaymakamım, değerli ilçe başkanım, değerli İl Kültür Turizm Müdürüm, İl Başkan Yardımcılarım, teşkilatımızın değerli mensupları, değerli muhtarlarım, sevgili Çivrili hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli temsilcileri, Çivril'e dışarıdan gelen değerli misafirler, hepiniz festivalimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İkincisini gerçekleştirdiğimiz bir festival tuttu mu? Ses yok. Geçen yıla göre baktığımızda biz de katılımın yüksek olduğunu görüyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda artık geleneksel hale gelecek bu festivalimiz, Çivrilimizin tanıtımına, kültürüne katkılar sağlayacak. Biz göreve geldiğimiz günden beri Sayın Cumhurbaşkanımız, milletvekillerimiz, bakanlarımız ülkemizi dünyada cazibe merkezi haline getirmek için, ülkemizi kalkındırmak için gece gündüz çalışırken, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Başkanımız, Denizli'mizi Ege'nin incisi, vizyon kent haline dönüştüreceğim diyerek gece gündüz çalıştırırken, bizler de Çivril'imizi hem turizmin, hem tarımın, hem sanayinin, hem ekonominin merkezi haline getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bugüne kadar hemşerilerimize vermiş olduğumuz sözlerin birçoğunu yerine getirdik. Ama yeter mi? Yetmez. Bunlar memleketimizde hayal ettiğimiz şeylerin %1'i bile değil. İşte bugün burada faaliyete geçirmiş olduğumuz bu Nilüfer Parkı da emin olun bizim projelerimiz arasında yoktu ama buradaki bu ihtiyacı gördükten sonra bu parkın inşasını gerçekleştirdik. Bu sayede Beydilli'miz, karşıda Sereserli'miz, Sundurlu'muz, Gümüşsu mahallelerimizde turizmin merkezi haline geldi. Buradaki köylülerimiz, tekne turu yapan kardeşlerimiz, burada yöresel ürünlerini, üretimini yapan kardeşlerimiz satışlarını yaparak gelir elde etmeye başladılar. İşte Gümüşsu Şelalemiz, hemen arkamızda Tokalı Kanyonumuz, Sığır Kuyruğu Yaylamız, buralarla ilgili de çok büyük hayallerimiz var. İşte görümüzde sadece
Nilüfer çiçekleri değil, yüzen adalar var. İnşallah önümüzdeki yıllarda Işıklı Gölü'ndeki yüzen adaların da reklamını yaparak, sizler sayesinde destek, sizlerin desteğiyle tanıtımını yaparak buradaki turizmin sadece 3 ay değil 12 ay yapılmasını sağlayacağız. Ve bugün yine ilki gerçekleştirdik. Birinci Nilüfer Şenliğimizde Çivril'imizde bir kano yarışı tertiplemiştik. Bugün inşallah ikincisini birazdan tertipleyeceğiz. Çivril'imizin dışından yüzlerce kano sporcusu ilçemize geldi. Bu gölde kano sporunun yapılacağını da artık tescillemiş olduk. İnşallah önümüzdeki yıllarda federasyonu başvurusunda yaparak Işıklı Gölü'müzde kano sporlarının da müsabakalarının yapılmasını sağlayacağız. İşte yamaç paraşütleri semalarda uçuşuyor. Burada hemen Beydilli mahallemizin üzerinde bir pist var. Burada bir düzenleme gerçekleştirdik. Sağ olsun Uşak'tan, Burdur'dan, Denizli'den yamaç paraşütü yapan kardeşlerimiz sürekli geliyorlar. Ve yine federasyona müracaatını yaparak Işıklı'mızı, Işıklı Gölü'müzü, Beydilli'mizi, bu mevkideki özellikle karşıda Tokça'daki kaya arkası mevkisini yamaç paraşütünün de merkezi haline dönüştüreceğiz. Bizler sadece turizm anlamında değil, tarımsal faaliyetler anlamında Büyükşehir Belediye'mizin lisanslı depolarının inşaatları başladı. İnşallah en kısa zamanda tamamlanacak. Çivril'imizin çiftçisinin ürünleri daha güzel para edecek. Bizler de Çivril'imizde sirke fabrikası kurarak, manda çiftliği kurarak, manda çiftliğinden elde ettiğimiz sütleri mandırada işlemek suretiyle Çivril'imizdeki tarımsal ürünlerin daha iyi fiyatlara satılması için de çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Tabii Çivril'imize bir ziraat fakültesinin kurulmuş olması da buradaki tarımsal faaliyetlerin daha da ilerlemesini sağlayacak. Dün müjdesini aldık. Ziraat fakültemiz bu yıl tercihlerde 60 öğrencisini tercih listesine koyacak ve 60 tane ziraat fakültesi öğrencisi Çivril'imize gelecek. Hayırlı uğurlu olsun. Yine üniversite sınavlarımız Çivril'de yapılmaya başlandı. Önümüzdeki yıllarda da inşallah diğer sınavlarda ilçemizde yapılacak. Yine ilçemizin en büyük ulaşım arterlerinden Çivril Dinar yolunun yapımı devam ediyor. Bu yolda tamamlandığında ilçemizin turizmi de, tarımı da, sanayisi de, ekonomisi de canlanacak. Tabii üreten Çivril'de sanayi bölgelerine de ihtiyaç vardı. Bu noktada sayın vekillerim, burada Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Denizli Sanayi Odası ve Sayın Valimizle birlikte inşallah Kurban Bayramı sonrası bir toplantı yapacağız. Ve Çivril Organize Sanayi Bölgesi'nin talep toplama işlemleri de gerçekleşecek. Çivril Organize Sanayi Bölgesi de Çivril'imize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Tabii sanayi olduktan sonra, tabii bu arada sıcak su sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Maden tetkik arama tarafından ilçemizde sıcak su arıyorlar. İnşallah bulurlar. Bulduklarında da sanayimizle birlikte bütün tarımsal üretimlerimiz Çivril'i sanayinin de merkezi haline getireceğiz. Bizim hayallerimiz gerçekten çok büyük. Yaptıklarımız bundan sonraki yapacaklarımızın %1'i bile değil. Çivril'den Dinar'a trenimiz var. Demir yolumuz döşeli. Bu yolun faaliyete geçmesi için bakanımıza, cumhurbaşkanımıza kadar ilettik. Sayın vekillerimiz buradalar. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kaymakamımız, herkes burada. Bizler Çivril'in treninin tekrar faaliyete geçerek Dinar'a bağlantılı olan yolumuzun yapılmasını, Çivril'den de trenin uşağa bağlanmasını istiyoruz. Demir yoluyla bağlantıyı da yaptıktan sonra emin olun Çivril'i kimse tutamaz. Festivalimiz Çivril'imize, memleketimize, üreticimize, Denizli'mize, hepimize hayırlı uğurlu olsun. Sizler festivalimize katılarak, etkinliklerimize katılarak bizlere güç verdiniz. Katılımınızdan dolayı sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Evet, görünen o ki Sayın Başkanımız göreve devam ettiği süre içerisinde Çivril gerçekten de çok hızlı bir şekilde layık olduğu değere ulaşmış olacak. Ve bu kadar kısa süre zarfında Sayın Başkanımızın burada arz ettiği gibi projeler çok hızlı bir şekilde yapıldı. Ve Çivriler gerçekten bu anlamda çok şanslılar. Çivril Belediye Başkanımız Sayın Niyazi Vural Beyefendi'ye açış konuşmalarından ve selamlamalarından dolayı sonsuz
teşekkürler ediyoruz. Şimdi çevremizin tarihi, kültürel bütün değerlerinin gittikçe daha da arttırılması ve tanıtılması, farkındalığın yaydırılması ile ilgili Sayın Başkanımızla beraber dirsek temasında olan Çivri Kaymakamımız Sayın Hasan Akbulut Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Akbulut, lütfen buyurunuz efendim. Sayın vekillerim, değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe başkanımız, değerli protokolümüz, çok kıymetli Çivrililer, hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli misafirlerimiz, hepiniz ikincisini düzenlediğimiz Nülüfer Şenliği programımıza, şenliğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Işıklı Göl sadece Nülüfer ile değil, aynı zamanda içerisinde barındırdığı birçok balık türü, hayvan çeşitliliği bakımından da son derece önemli bir yer tutmakta. Sadece ilçemizin, Denizli'mizin değil, aynı zamanda ülkemizin de çok önemli bir değerini teşkil etmekte. Bundan dolayı bu gölümüze sahip çıkarak, koruyarak ileriki nesillere aktarılmasını sağlamamız gerekiyor. Bunun için de hepimizin üzerine çok büyük yükümlülükler düşmekte. Umarım bu şenliğimize güzel anılar biriktirerek ayrılırsınız. Hepinize geldiğiniz, teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hava da çok sıcak, çok vaktinizi de almak istemiyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi de Denizli'mizin bir cennet mekanı haline getirilmesine, bütün değerlerinin hem Türkiye'nin hem de dünyanın dört bir tarafında tanıtılması için birlik beraberlik içerisinde vatandaşıyla, tüm paydaşlarıyla birlik beraberlik içinde çaba gösteren ve Türkiye'nin merkezinde bir cennet mekanının olduğunu, farkındalığını yaşatan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan Beyefendi'ye konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Çok değerli milletvekillerim, çok değerli kaymakamımız, çok değerli Çivril Belediye Başkanımız, Çivril AK Parti ilçe başkanımız ve burada bulunan çok değerli protokol üyeleri, çok değerli Çivrili kardeşlerim, meclis üyelerim, ben öncelikle hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün Çivril'de gerçekten çok özel ve dünyada nadir gözüken güzellikle ilgili ikincisini yaptığımız festivale gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle bu Nilüfer Festivalimizin çevremize, şehrimize güzellikler getirmesini ve inşallah başarılı bir şekilde olmasını temenni ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şerefiniz efendim. Şimdi biraz önce Niyazi Başkanım dedi, tuttu mu dedi, sordu. Sayın Başkanım, inşallah üçüncüsünü yaparsak bu iş tutar. Ama gerçekten çünkü bir şeyi üç defa yapmak lazım ki hani artık kalıcı olsun. İnşallah seneye tekrar birlikte üçüncüsünü gerçekleştirirsek sonrası bir bakmışız 10, 20, 50, 100. Bu Işıklı Gölümüz burada olduğu sürece, bu güzellik burada olduğu sürece tabii ki en değerli Çivrili hemşehrilerimiz burada olduğu sürece, misafirlerimiz geldiği sürece bu güzellikler devam edecek inşallah. Tabii Çivril çok özel bir ilçe. Dağlarıyla, çok verimli ovalarıyla ve tabii ki böyle göl ve barajlarıyla gerçekten hem denizimize hem ülkemize birçok güç veriyor. En üst seviye noktasında katkı sağlıyor. Burada yetişen ürünler çok üst seviyede kaliteli ürünler. Tabii ki esas Çivrilimiz baktığımızda burası Türk toprağı olma noktasında Anadolu'nun tapusunun alındığı yer. Migros-Keflon Savaşı'nın yapıldığı ve orada savaşı kazanarak, zafere ulaşarak Anadolu bizimdir dediğimiz, artık burada kalıcıyız dediğimiz savaşın yapıldığı, mücadelenin yapıldığı bir yer. Tabii ki Çivril bir o boyuttan, tarihi boyuttan da çok çok kıymetli.
Tabii biz büyükşehir olduğumuzdan itibaren 2014'ten itibaren Çivril Belediye Başkanımızla birlikte büyükşehrimiz el ele kol kola hangi mahallemizde ne ihtiyaç varsa, hangi insanımızın sıkıntısı varsa onu gidermek için gayret sarf ediyoruz. Koşturuyoruz, çalışıyoruz. Geri dönüp baktığımızda gerçekten Çivril'imizde devasa birçok işleri yaptık. Birçok sorunları çözdük. Tabii ki var olan sorunları da çözmeye inşallah devam edeceğiz. Burada tek tek saydığımızda bugün güneşin altında sizleri çok fazla yormak istemiyoruz ama Denizli'de olduğu gibi Çivril'imizde hep ileri gitti. 19 ilçemiz birçok güzellikler kazandı ama Çivril'imiz ayrı bir boyutta, işte bu Nilüfer Şenliği ayrı bir güzellik getirdi. Buranın tanıtımıyla ilgili herkes üzerine düşen vazifeyi yaptı ve büyükşehir olarak, Çivril Belediyesi olarak bunu dünyaya, Türkiye'ye duyurma noktasında gayret sarf ettik ve gerçekten şu anda en çok böyle görüldüğü zaman keyif alınan görüntüler, gerçekten mutlu eden görüntüler, insanı başka bir boyuta götüren görüntülerle o Nilüfer görüntüleri günün içinde bizleri çok çok güzel noktaya getiriyor. Ben tekrar tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu festivalin yapılmasında emek veren başta Çivril Belediye'miz, kaymakamımız ve emek veren çalışma arkadaşlarımız ve tabii ki buraya misafir gelen çok değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah festivalimiz başarılı geçsin. İnşallah yarınımız bugünden daha güzel olsun diyorum. Çivril'imiz büyümeye devam edecek. Çivril'imiz güzelleşmeye devam edecek. Var olan sorunları inşallah çözerek yolumuza devam edeceğiz. İnşallah sorunları bitire bitire Çivril'imizi daha önce söylediğim gibi Ege bölgesinde parmakla gösterilen bir ilçe haline getirdik bugün. Ama birkaç yıl sonra inşallah Türkiye'de parmakla gösterilen ilçe haline getirmeyi de Allah'ım bizlere nasip etsin diyorum. Hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı olsun, uğur olsun efendim. Konuşmalarını yapmak üzere Denizli Milletvekilimiz Sayın Nilgün Ök Hanımefendi'yi kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Çok değerli milletvekillerim, çok değerli kaymakamım, çok değerli Çivril Belediye Başkanımız, çok değerli kültür müdürümüz, çok değerli Çivrilli hemşehrilerimiz ve Çivril'e dışarıdan gelen misafirlerimiz. Ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada Işıklı Gölü'nün ikinci Nilüfer Şenliği'nde hep beraber bir aradayız. Öncelikle ben Çivril Belediye Başkanımıza böyle bir etkinliği hazırladığı için çok teşekkür ediyorum. Buradaki millet bahçesi için Çivril Belediye Başkanımıza yine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Geçen sene hep beraber sezon başlangıcında Işıklı Gölü'ne birlikte balıkları atmıştık ki buradaki balıkçılığın kalkınması, gelişmesi adına. İnşallah böyle orada o zaman da sohbet etme fırsatımız olmuştu. Bölge halkının özellikle bu Çivril'deki Işıklı Gölü'nün duyulması ve buradaki balıkçılık faaliyetlerinden gayet memnundu. Allah bereketini arttırsın diyoruz. Tabii ki şöyle baktığımızda şenlik dolu dolu bir şenlik. Ben buradan tabii birçok basın kuruluşları da var. Bizi izleyen herkese Çivril'e bu Nilüfer Şenliği'nde güzel Nilüferleri görmeye davet ediyoruz. Buraya geldiklerinde mutlaka Çivril Gölü'nde yetişen güzel balıklardan tatmaya davet ediyoruz. Yine buraya geldiklerinde burada çok güzel gözleme yapan ablalarımız var. O gözlemeleri, bir de bu bölgeye özel haşlanmış mısırlar var. Onları tatmaya davet ediyoruz. Tabii ki Çivril'imize özgü elma suyundan tatmaya davet ediyoruz. Tabii şeftalimiz, lavantamız, sizin de söylediğiniz gibi çok güzel Çivril'imiz doğasıyla, tabiatıyla, tabii ki tarihi değerleriyle çok güzel bir ilçemiz. Ben bu festivalde emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu sıcakta çok da fazla sizi yormak istemiyorum. Bu iki gün olacak, sürecek olan festivale bugün başlıyor ama yarın da devam ediyor. Buradan bu akşam bizi izleyecek olan herkese, Denizli'deki hemşehrilerimize, yakın çevredeki illerdeki misafirlerimize, Denizli'mize, Çivril'imize, Işıklı Gölü'nüze davet ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ve şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Denizli Milletvekilimiz Sayın Şahin Tin Beyefendi kürsüye teşriflerini arz ederim. Lütfen buyurunuz efendim. Evet, çok değerli milletvekili arkadaşlarım. Öncelikle tabii ki Denizli'nin ve yine Çivril'in evladı,
çok değerli Cahit Bey kardeşim, değerli kardeşim yine Nilgün Hanım vekilimiz ve kaymakamımız, Çivril Belediye Başkanımız, burada Turizm Kültür Müdürümüz var, ilçe başkanım, AK Parti ilçe başkanım ve çok değerli kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanımız, Çivrililer, çok değerli dışarıdan gelen misafirler, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Nilüfer Şenliğimiz hayırlı olsun diyorum ve hepinize hoş geldiniz diyoruz. Öncelikle Niyazi Başkanımızı, Çivril Belediye Başkanımızı tebrik ediyoruz. Böyle güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı için ve bu ikincisini düzenleyip daha sonra da inşallah devamını getirip 3'ten sonra Osman Başkanım dediği gibi tutturacağımıza inanıyoruz bunun. Yani Nilüfer tuttuğuna göre burada şenliği de tutar diye düşünüyorum inşallah. Hayırlı olsun bu anlamda. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Biraz önce değerli başkanımız anlattı Çivril'le yapılan hizmetleri. Tabii AK Parti'nin gerek kuruculuğundan itibaren 22 yıllık AK Parti iktidarı döneminde de Çivril'le il başkanlığı yaptığım dönemlerde de çok gelip gittik. İşte Ahmet Ateş, Allah rahmet eylesin, vefat etti. Gürcan Başkan ve Niyazi Başkan'la AK Parti Çivril'de gerçekten aslında baktığımızda destanlar yazdı ve Çivril'e güzel hizmetler yapıldı. Çivril önemli. Benim için de çok değerlidir her zaman için. Çünkü yeşil Çivril diyoruz. Burada tarımın her türlüsünün yapıldığı ve Türkiye'ye değil aynı zamanda dünyaya ürün satan, pazarlayan bir Çivril var. Aynı zamanda iş adamları da var. Baktığımızda Çivril'in insanları da çalışkan, toprakları da çok verimli. Dolayısıyla birbirini bulmuş diyoruz. Yani tencere kapak misali ve Çivril bu anlamda da zenginleşmiştir. Ben Çivril'e ayrıca efendim 28 yine Mayıs seçimlerinde 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde partimize milletvekili seçimi olarak ve Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı ayrıca çok teşekkür ediyorum. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunu da %50'nin üstüne çıkararak bize vermiş olduğu destekten dolayı da kendilerine şükranlarımızı burada sunuyoruz. Ve tabii ki hizmetlerimiz devam edecek. Çivril'e hizmetlerimiz devam edecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'ın da başkanlığında büyükşehir olarak da Çivril'in altyapıları yapıldı. Üst yapıları yapılıyor, devam ediyor. Köylerimiz, mahallelerimiz aynı şekilde. Hayırlısıyla Çivril hak ettiğini alıyor. Hak ettiğini de bundan sonra da alacaktır. Cahit Bey kardeşim zaten bu anlamda da burada gereken neyse biz de milletvekilleri olarak da her zaman Çivril'in menfaati için, kazancı için gayret ediyoruz. Biraz önce Niyazi Başkanımızın yine bahsettiği önemli bir konu. İnşallah Çivril'e yeni bir organ sanayi kurularak burada sanayici ve iş adamlarımızın Çivril'e gelmesi, en azından tarım OSB'nin kurulmasını sağlamak veya tarım endüstri bölgelerinin oluşturulmasını sağlayarak Çivril'in kazanç alanlarını genişletmekte her zaman için fayda vardır diyoruz. Ben tekrar Nilüfer Şenliğimizin Çivril'imize, ilimize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temin ediyorum. Burada bulunan bütün misafirlere de hayırlı eğlenceler diliyoruz, başarılar diliyoruz ve destek veren, emeği geçen herkesten de Allah razı olsun diyorum. Hayırlı olsun, çok teşekkür ederim. Çivril'imizin öz evladı Çivrilli çok değerli vekilimiz, Denizli Milletvekilimiz Sayın Cahit Özkan Beyefendi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ederim. Suyu gümüş, taşı altın, cennete benzer bir bakın, her yanı tarih ve destan, nasıl gurur duymaz insan. Kıymetli vekillerim, Şahin Tin Beyefendi, Nilgün Ök Hanımefendi, Sayın Kaymakamım, kıymetli belediye başkanım, çok kıymetli il başkan yardımcılarımız, il yönetim kurulu üyelerimiz, il müdürlerimiz, kadın kolları, gençlik kolları başkanlarım, aziz hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Düğünümüze, derneğimize, şenliğimize, şölenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli hemşehrilerim,
Tabii bugün ülkemizin, denizimizin ve Çivrilimizin nadide en güzel doğal harikalarını, şenliğini yaşıyoruz. Nilüfer Şenliği ve Işıklı Gülümüz bölgemizin sadece Çivrilimizin değil, aynı zamanda Çivril Bakkan Ovası'nın, Sarayköy Ovası'nın, Pamukkale Ovası'nın, yine Aydın Nazilli'nin ve Ege Denizi'ne kadar Ege'nin hayat kaynağı olan Menderes'in doğduğu ve coğrafyamıza hayat verdiği kaynak anlamına geliyor. Ve hamdolsun cennet vatanımız, özellikle Çivrilimizde bu güzellikten, bu kaynaktan besleniyor. Ve tabii sadece doğal güzelliği değil, arkasına yaslandığımız Akdağımız, Işıklı Gölümüz, Tokalı Kanyonumuz, gümüş suyumuzdaki şelale ve Akgözümüz millet bahçemiz değil, aynı zamanda kadim bir tarihin de merkezidir Denizli. Çünkü malum Sultan Alparslan 1071'de 26 Ağustos'ta Anadolu'nun kapılarını, bu cennet vatanın kapılarını aziz milletimize açtığı zaman öyle seslenmişti askerlerine: askerlerim, sizlere öyle bir vatan alıyorum ki kıyamete kadar burası vatanınız olacak. İşte Sultan Alparslan'ın aziz milletimize emanet ettiği, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle bin yıl aşkın süreden beri vatan bildiğimiz Anadolu coğrafyasının tapusunun alındığı yer Çivril Miryakafalon Savaşı'dır. 1176'nın 17 Eylül'ünde Sultan Kılıç Arslan'ın yine Haçlı ordularına karşı ortaya koyduğu o tarihi başarı, artık Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu ve kıyamete kadar bu necip ve aziz milletin vatanı olduğunu tespit ve tescil etti. Anadolu'nun tapusunu aldık ve bu kıyamete kadar yaşayacağımız güzellik inşallah ebeden vatanımızın huzur ve mutluluk içerisinde vatanı olsun. Kıymetli hemşehrilerim, ben öncelikle Çivrilimizin saklı güzellikleri, Nilüferimizi, Işıklımızı, cennet vatanımızı ülkemize tanıştıran, bu şöleni tertip eden Çivrilimizin kıymetli belediye başkanı ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum, tebrik ediyorum. İnşallah bu Nilüfer şölenleri, şenlikleri devam edecek. Biraz önce kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız da ifade etti. Bunun üçüncüsünü de bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız öyle diyor çünkü. Bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur denge olur, dört olur bereket olur, yukarısı Allah Kerim. İnşallah bunun üçüncüsünü, dördüncüsünü, yüzüncüsünü ve binincisini hep beraber kardeşlik içerisinde yaşamayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Bu güzellikleri yine milletçe, çocuğuyla, genciyle, kadınıyla korumayı, yaşatmayı, tarih bilinciyle taçlanmış bu şuuru gelecek nesillere ulaştırmayı da cümlemize nasip eylesin diyor. Şenliğimizi tebrik ediyor. Bu güzelliği bizlerle paylaşan bütün Çivril hemşehrilerimize, Denizli'nin dört bir tarafından gelen hemşehrilerimize, yurdun dört bir tarafından gelen aziz vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık eylesin. Ülkemize ve milletimize selametler ihsan eylesin. Düşmanlarımıza fırsat vermesin. Yolumuz açık, geleceğimiz aydınlık olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla. Değerli misafirlerimiz, şimdi şenliğimizin, Çivril 2. Nilüfer Şenliğimizin resmi açış kurdele töreni gerçekleştirilecek. Değerli protokolü, sayın vekillerimi,
Sayın Kaymakamımı, değerli başkanımı, değerli amirlerimizi, müdürlerimizi, değerli il ve ilçe teşkilat, AK Parti teşkilatı başkanlarını, kadın kolları başkanı ve gençlik kolları başkanını davet etmek istiyorum. Lütfen buyurunuz efendim. Sayın vekillerimizle beraber, sayın kaymakamımız, başkanımız, başkanlarımız, daire amirlerimiz, AK Parti il ve ilçe teşkilatı kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri ve il işi insanlarının katılımıyla bu yılın ikincisi gerçekleştirilen Şivril Nilüfer Şenliği'nin resmi açış kurduna töreni için soluklar kesilmiş bulunuyor. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sayın vekilim buyurun. Hayırlar ses ola, şerler def ola, gönüller şad ola, akıl başa gele, fitne taşa gele, devletimiz baydar ola, milletimiz selamet bula, düşmanlarımız karu perişan ola, oyunları bozula, oyunları büküle, ikinci Nilüfer şenliğimiz Şivril'imize, Denizli'mize, ülkemize ve milletimize hayırlı mübarek ola. Ya Allah, bismillah. Tamam, döndürür mü? Benim döndürür mü?
Başkanım. Evet, merhabalar. Biraz geri çıkabilir miyim? Biraz, Kadir abi. Geri çıkalım. Evet, önemli değil. Evet, güzel. Evet, güzel. Vallahi helal olsun. Nasıl şimdi bilemedim? Başladık mı? Başladık mı? Yürü sen yürü. Ben burada konuşurum. Yarış başlasın. Yarış yarış başlayacak yarış. Güzeller güzeli yaşasın şehrin. Şenlik olsun yolculuğumuzda. Gelir geçer içimden su içerken sen, akşamın kızıl karanlığında ekmeği bölerken, yalnızsam yıllar nasıl geçmişse aradan, unutmak kolay sanmışsa şarkılar, şiirler yalan yazmışsa ayrılığı, kör olsun gözlerim unuttuysam adını, an gibi aklımdasın, tam gibi aklımdasın, ekmek gibi, can gibi, türkü gibi aklımdasın, türkü gibi, ekmek gibi, can gibi, an gibi, tan gibi akıllarda kalacak şenliğimiz hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ve alkışlarınız, kuvvetli alkışlarınız sanatçımız için gelecek. Alkışlarımız Emre Deyoğlu için geliyor. Bir avcı göpeğim,
var gibi. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Benim bağlamada ses yok ama. Birinizin değil, hepinizin dayı oğlu olarak bugün türkülerimizi hep birlikte söyleyelim lütfen. Şu çaldırın hanları aman barıl diyor canlar aman haydi de barıl diyor camlar kör olasın Ferud'un bey aman nasıl çaldıra çaldırın bükleri aman çekerdir yedikleri aman haydi şekerdir yedikleri hiç aklımdan gitmiyor aman rızanı biraz kusura bakmayın. Onlar da bizi dinlemeye gelmişler. Hoş gelmişler.
desem gel gayrı, 17 ben bir şadiyem, beni koyma umurda. Camiye yakın, gülleri sende akın. Zengin kocaya vardın, 17 ben nişadiyem, hani gerdan dağıldın. Zengin kocaya vardın, 17 ben nişadiyem, hani gerdan dağıldın. Geceye vardın, 17 ben nişanıyım, hani gerdan daldın.
herkes, iller. Hadi bakalım. Şöyle elleri tempo görelim. Yavaştan şöyle oynamak isteyenleri de görelim efendim. 2, 3, 4.
Çiçek takdim edecekler. Alkışlarımız değerli belediye başkanımız Sayın Niyazi Vural için geliyor. Emre Dayıoğlu ve Uğur Önür'e çiçeklerini sizler adına ve tarım ürünlerini sizler adına takdim ediyor Sayın Belediye Başkanımız. Kirazlıymış. Hem lezzeti, aroması hem de saklanabilirlik süresi açısından. Sayın Başkanım buyurunuz. Evet değerli Şirinli hemşerilerim, ben bu etkinliğe katılımlarından dolayı Uğur Bey ve Emre Bey'e sizler adına da çok çok teşekkür ediyorum. Değerli saz ekibine de çok teşekkür ediyorum. Eğleniyor muyuz? İkincisini düzenliyoruz. Mevlam nasip eder 3., 4., 5. inşallah artık Çivrili'mizi bir turizm merkezi haline getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Tabii sadece turizm değil, eğitimde, sanayide her alanda çalışmalarımız var. İnşallah yarın da çok güzel etkinliklerimiz olacak. İşte bu güzel meyvelerimiz inşallah pazarımızda bereketli olur, bol olur. Gittiğiniz yerlerde Çivril'in elmasını. Bunları yedikçe tatlı tatlı söyleyeceğiz. Aynen. Şimdi sorarlar size sesiniz neden güzel diye. Biz Çivril'den elma yiyoruz, Çivril'den şeftali, gayısı yiyoruz, kiraz yiyoruz derseniz bu sorun çözülür. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Hepinize iyi eğlenceler diliyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Plaket takdimi de gerçekleştireceğiz. Uğur Bey dedi ki bunları yiyeceğiz. Datla datla Türkiye okuyacağız. O kirazın tadına bakarız o zaman şimdi. Evet Uğur Bey tabii bu plaketi de inşallah odamızın en güzel yerinde saklayalım. Mirya Kefalon Zaferi'nin kazanıldığı topraklardasınız şu an. Mirya Kefalon Zaferi ile Anadolu'nun tapusu alınmıştır. İnşallah gittiğimiz yerlerde de bizleri bu şekilde hatırlarsınız.
Evet, Emre Bey çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Hadi iyi eğlenceler. Tur yaptık. Dün de çok güzel bir sahne oldu. Herkes teşekkür çok ederiz, eğlendi. Çok teşekkür ederiz. Neler hissettiniz? Daha önce buraya gelmiş miydiniz? Tabii ben Burdurlu olmam dolayısıyla, bu yörenin çocuğu olmamdan dolayı bu bölgeleri hep geziyoruz, derlemeler yapıyoruz. Ama ilk defa Çivir'le bir konser için geldim. Çivir'le daha önce gelmiştik. Sağ olsun Niyazi Vural Belediye Başkanımız bizi davet ettiler. Burada bu güzel ortamda, hem Işıklı Gölü'nün kenarında bu güzel sahnede izleyenlere elimizden geldiğince türkülerimizi, yöremizin türkülerimizi aktarmaya çalıştık. Çok güzel bir akşamdı. Söylediğimiz türkülere tüm Çivrililer, Denizli'den gelen misafirlerimiz, farklı yerlerden gelen misafirlerimize eşlik ettiler. Güzel bir türkü akşamı olduğunu düşünüyorum. Umarım dinleyenler de öyle düşünmüştür. Ya biz seyircilerin içinden çok ciddi reaksiyonları duyduk. Öyle mi? Gerçekten herkes keyifliydi. Bugün de sabah tekne turuna çıktınız. Evet. Nilüfer Bahçesi'ni gördünüz. Aynen. Neler hissettiniz? O konuda biraz anlatın. Şimdi başkanımızla beraber çıktık bu tura. Başkanımız da dün bir istek istemişti. Bir türkü istemişti. Dedim ki beraber gidelim. Hem de dedim nilüferlerin arasında bir kaç tane dedim türkü söyleyelim. Gittik. Böyle güzel türküler paylaştık. Ben de hem buranın daha çok insana tanıtılması açısından da kendimce birkaç video çektik. Onları da inşallah sosyal medya hesaplarımızda paylaşacağız. İnsanlar bu güzel mekanı gelsinler, görsünler. Nilüferlerin içinde ne hissediniz? Daha önce böyle bir tecrübe yaşamış mıydınız? Yani Nilüfer olan bir göle ilk defa görüyorum. Çok farklı o doku, gölün dokusu çok güzel. O sazlıkların arasında, Nilüfer'in arasında türkü söylemek de ayrı bir güzel oldu. Yöre türkülerini söyledik. Çok teşekkür ediyorum. Buradan izleyicilere, gelemeyenlere, konsere gelemeyenlere bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani sağlık olsun ama inşallah bir daha buralarda, bu yörede, Çivril'de, Deniz'de konserlerimiz olursa kendilerini bekliyoruz efendim. Türkülerle kalın diyorum. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Kirazların, eriklerin, elmaların içerisindeyiz başkanımızla. Şu evet, an Çivril başkanım. Gümüşsu Mahallesi, eski ismiyle Homa Mahallesi'ndeyiz. Bir kiraz bahçesindeyiz. Bölgemizde yurt dışına ihracatı yapılan kirazların üretimi de yapılıyor. Ayrıca hünnap, son yıllarda şifasıyla artık birçok kişinin tercih olan hünnap meyvesi de Gümüşsu Mahallemizde ve Çivril'in birçok mahallesinde yetişiyor. Çivril'imizde 250 bin ton üzerinde elma, evet, onu şeftali. 250 bin ton elma. Evet. Şeftali, 50 bin, 60 bin ton civarı şeftali, kayısı ve kiraz meyvemiz yetişmekte.
Narenciye dışında esasında bütün meyveleri Şirli'de yetiştirebiliyoruz. Hem yüksek dağlardan gelen o mikroklima iklimin etkisi, hem toprak yapısı, hem suyumuzun, havamızın güzelliğiyle Şirli'mizde yetişen meyvelerin lezzeti bir başka oluyor. Ben özellikle izleyicilerimizin manava gittiklerinde, pazara gittiklerinde Şirli'nin elmasını, Şirli'nin eriğini, Şirli'nin şeftalisini, kayısını tercih etmelerini, satın almaları tercih etmelerini özellikle istirham Peki, ediyorum. Peki dış pazar payı nedir başkanım? İç pazara ne kadar ürün veriyoruz? Tabii özellikle kiraz tamamen dış piyasaya çalışıyor. İhracatı yapılan bir meyve. Elmamızda da ihracat var ama şeftalide tabii uzun raf ömrü olmadığı için ihracat pazarımız çok kısıtlı. Ama hünnap bitkisinde, özellikle hünnap meyvesinde biz kesinlikle Türkiye'de sayılı hünnap üreticilerinden bir tanesiyiz. Özellikle Türkiye'nin değişik bölgelerinden sebze meyve ticareti yapanları da ilçemize davet ediyoruz. Hünnapta, şeftalide ve elmada, kirazda da iddialıyız. Buyursunlar, gelsinler. Yani diyorsunuz ki Çivril'in kirazını yiyen, hünnabını yiyen, elmasını yiyen ne yapıyor? Güzelleşiyor, sağlıklı kalıyor, dinçleşiyor. Buradan Denizli'ye kadar teyaretine koşuyormuş. Aynen. Peki başkanım, tabii ki tarım çok önemli. Artık ülkelerin stratejik önemi olan bir konusu. Bu anlamda da siz çiftçimiz için, üreticimiz için bazı destekler veriyorsunuz. Örnek çalışmalar yapıyorsunuz. İşte mandacılık gibi. Kiraz ve tarımda neler yapıyorsunuz? Biraz onlardan bahsedelim. Hani çiftçimize ne gibi destekler veriyoruz, ne gibi yol gösteriyoruz, öyle söyleyeyim. Tabii biz Çivril Belediyesi olarak ilk defa 2019 yılında bir tarımsal hizmetler müdürlüğü kurduk. Buradaki görevli veterinerlerimiz ve ziraat mühendislerimiz, ilçe tarım müdürlüğünün ziraat mühendisleri veterinerleriyle koordineli bir şekilde aynı zamanda da Büyükşehir Belediye'mizde tarımsal faaliyetler yürütüyoruz. Belediye'mize ait birçok tarlada goca buğday ve gararpa dediğimiz bu eski ata buğdaylarının ekimini gerçekleştirdik. Yine Çivril'de ilkleri yaparak bir lavanta bahçesi oluşturduk. Orada stevia, şekerotu diye bitkiler yetiştirdik ki bunlar da ilçemizde yetişebildiğini Çivril'de diğer üreticilerimize, hemşerilerimize göstermek istedik. Bunun yanı sıra geçen yıl Antalya'da yapılan Yaş Meyve ve Sebze Fuarı'na belediye olarak katılım sağlayıp ilçemizdeki bütün soğuk hava depolarının, tarımsal işletmelerin orada tanıtımını yaptık ve Çivril'in işte biraz önce söylediğiniz ihracata dönük açılımını da bu fuarlara katılarak gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediye'miz şu an büyük bir lisanslı depo inşa ediyor. İlçemizde üretilen çekirdeklerin, mısırların, arpa ve buğdayların depolaması bu depolarda yapılacak. Uzun bir süre depolarda kaldığı zaman da çiftçilerimiz daha yüksek fiyatlara ürünlerini satabilecekler. Ki bu tanıtım da çok önemli. Bu kesinlikle. Anlamda buna da ciddi anlamda siz katkı veriyorsunuz. Kesinlikle. Yani biz çiftçimizin yüzünün güldüğünü istiyoruz. Ancak işte çiftçimiz ürettiği ürünleri iyi fiyatlara satabilirse o zaman yüzü gülüyor. Tabii sadece dalında pazarda yaş meyve olarak ve sebze olarak satılması değil. Bizim derdimiz bu bölgemizde katma üretilen değeri, ürünlerin daha katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi. Bununla ilgili meyve suyu fabrikaları falan var mı başkanım? İlçemizde iki tane büyük çapta meyve suyu Öyle fabrikası mi? Var. Bunun yanı sıra bu meyve suyu fabrikalarına verdiğimiz elmalar var. Biz daha böyle iyi fiyata satılsın diye bu elmaları da bir sirke fabrikasında işlenmesi için kadın kooperatifinin kuruluşuna öncülük ettik. Bu kadın kooperatifimiz şu an sirke üretimi yapıyor. Elma sirkesi özellikle. Bunun yanı sıra bu meyvelerimizin kuruları artık sezon açıldı. İklim de kurutmaya müsaade olduğu için kirazdan başlayarak sonrasında kayısı, şeftali, elma, hünnap bütün bu meyvelerin Çivril'de kuruları da yapılıyor. Bunu sadece kadın kooperatifimiz değil, bütün yörede yaşayan kadınlar bu ürünleri kurutarak işte festivallerimizde, şenliklerimizde, belediye olarak yaptığımız bu alışveriş noktaları var. Mesela İyidir Mahallemizde bir satış noktamız var, yöresel ürünler pazarı diye. Yine ilçe merkezimizdeki demiryolunda bir restorasyon projesi tamamladık. Buralarda bunların satışlarını gerçekleştiriyorlar. İşte Nilüfer Şenliği yaptığımız o Beydilli Mahallemizdeki satış noktalarında da yöresel ürünleri bulabiliyorsunuz. Eydim kiraz dalını, haydi de eydim kiraz dalını. Aman 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 aman, sevdim beyaz gelini, vay vay. Aslanım
belalım, kaydalım, sevdalım, yürü, yürü. Valla kirazdan sahibi gelir, kaç be. Gidelim. Koş koş koş. Lan nereye gidiyorsunuz? Abi özür dileriz. Benim bahçemde ne arıyorsun? Abi başlık toplamaya geldik. Ya bu kurdun kuşun biliyorsun onların da hakkı var. Biz gibi gariplerin de hakkı var. Kusura bakma. Üç tane yedim zaten. İkisini ben yedim, birinde bu bizim oğlan azıcık kafadan ağrısı. Bir denecik alıp yedim dayı, bir denecik. İyi, helal olsun. O zaman sen de oynatalım hadi. Hadi gel bakalım şöyle. Gel. Kirazların güzelmiş. Sen sanatçı mısın? Yok, ben öyle kendi kendime öyle geziyorum ben. İyi bakalım. Hadi bakalım. Güzel çaldım, bir oynayalım. Yaşa. Aman eydim kiraz dalını, haydi değdim kiraz dalını. Aman 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 sevdim beyaz gelini, vay vay. Lan bizim oğlan bağla, getir bak gel. Ahmet tamam sen. Dört tane kız. İyi. Ama benim kulağımın pıt pıt etmesi gerekiyor. Selam, nasılsınız? İyi. Bu tarafta bir şey yok herhalde, bir heyecan yok herhalde. Ama onlar iddialılar bence, yarışmayı kazanacaklar. Nasılsınız? İyi. Şimdi belediyemizin en özel etkinlik bölümüne geldik sevgili basın mensupları. Sevgili basın mensupları, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu şenlik süresince en güzel, en heyecanlı, en kapsamlı olan çocuklarımızın çekirdek ve kiraz yeme yarışmasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş olmalı bunlar, yüksek puanlı. Kültür müdürümüz Ramazan Bey'e teşekkür ediyoruz bu etkinlikleri devam et. Sayın başkanım, hoş geldik. Biz de, biz hepimiz hoş geldik. Ev sahibi sizsiniz. Bak şahane. Başkan amcanız diyor ki, çocuklarla beraber ben de diyor, eğleneceğim. Ben de yarışmak istiyorum diyor. Evet, ondan geriye beraberce sayıyoruz. 10 8 6 4 3 2 1 Başla. Çekirdekleri çıkaralım. Bir şey. Eyledi, eyledi. Şifa. Çekirdekleri yutmuyoruz, çıkartıyoruz. Bir de öyle yarım yarım bırakmayın. Kendinizi kaptım, şarkı söylemeyiz. Yarışmaya katılan bütün çocuklarımızı, sizleri tebrik ediyorum. Hepinize şöyle kocaman bir alkış. Önemli olan yarışmak. Tabii kazanan kardeşlerimize de burada ödüllerimiz var. Yarışmaya katılanlara da ödüllerimiz var. Sonrasında da ödülünü alan hemen şurada karşıda dondurmacıda dondurma ikramımız var. Dondurmaları alacak. Biz sizleri çok seviyoruz. Bu şenlikleri, etkinlikleri çocuklarımız için, geleceğimiz için, çevremiz için yapıyoruz. Sizler bizim geleceğimizin teminatlarısınız. Ailelerinize de buradan kucak dolusu sevgiler, selamlarımı yolluyorum. Hepinizi öpüyorum. Hadi bakalım. Kocaman tekrar bir alkış alalım kazananlar için. Bir müzik almamız gerekiyor ki sevgili DJ'miz, ses operatörümüz. Burada şahane bir ses almamız lazım ki. Şimdi nasılsınız? Ve
Süngüllüsü, Irgıllısı, Sereserlisi, Buca, hepsi burada. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet sevgili çocuklar. Başkanım tebrik ediyoruz. Sivriler sizi çok seviyor. Yüreklerinde yer almışsınız, başlarında tac olmuşsunuz. Tebrik ediyoruz. Çok ciddi projeler yaptınız geldiğiniz kısa süre zamandan itibaren. Göreve geldiğiniz günde vermiş olduğunuz sözleri, bütün sözleri yerine getirdiniz. Ve daha fazlasını da yaptınız. Elinize, emeğinize sağlık. Bu kitle sizi çok seviyor. Öyle değil mi sevgili gençlik, sevgili Şivril? Çok seviyor. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Neler söyleyeceksiniz? Ece Mumu istediler, siz hiç kırmadınız ve getirdiniz yoğun temposuna rağmen. Gençler kimi isterse biz onu getiririz. Biz gençlerin emrindeyiz. Gençlerimiz okullarını bitirdiler. Hepinize iyi tatiller. Önümüzdeki haftada bayramımız var. İyi bayramlar diliyorum şimdiden. Üniversite sınavına girdiler. Kralanı, Çıtağı, Özdemircisini, Gürpınar'ını, Işıklısını, Irgıllısını, Emirsar'ını, Kızılca Söğüdünü, Çivril'in hepsini çok seviyoruz. Bizler Kralan Demir sporumuzla, Çivril sporumuzla futbolda da başarılar elde ettik. Üniversite sınavlarına girdik, hepiniz başarılar elde ettiniz. Fen lisesi sınavlarına girdiniz, hepiniz başarılar elde ettiniz. Çok çalıştınız, çok yoruldunuz. Bizler de dedik ki bu gençlerimiz bir yıl boyunca çalıştılar, didindiler, yoruldular. Amcalarımız, teyzelerimiz çalıştılar, yoruldular bağda bahçede. Dedik bir şenlik yapalım. Onları şöyle bir doyasıya eğlendirelim dedik. Eğleniyor muyuz? Tabii bunlar bir başlangıç. Biz dedik ki Çivril'e doğalgaz getirelim. Sözümüzü tuttuk mu? Dedik ki gençler, üniversite sınavı için ta Denizli'ye, Uşak'a gitmeyin. Biz sınavlar için Denizli'ye gidiyorduk. Sınavların Çivril'de yapılmasını sağladık. İyi oldu mu? Çivril bir tarım memleketi dedik. Bu memlekette üniversitelerde fakülteler kurulması lazım dedik. İki tane fakülte kurduk. Bir tane de ziraat fakültesi kurduk. Hayırlı uğurlu olsun.
Gümüşsu mahallemize, Kralan mahallemize, şu an Kızılca Söğüt ve Haydan mahallemize kültür merkezleri inşa ediyoruz. Kralan mahallemize FIFA standartlarında bir futbol sahası yaptık. Şehrimizin 10 tane mahallesine de minik halı saha yaptık. Hem de ücretsiz. Şimdi de Gürpınar mahallemizde Çıtak mahallemize yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda Akpınar mahallemize de bir kapalı spor salonu yapacağız. Denizli'nin hem spor hem de kültür başkenti olabilir burası sanki, değil mi? Kesinlikle. Çivrili'yi sporun merkezi haline getirdik mi? Voleybol takımımız var, bilek güreşi takımımız var, mindek güreşi takımlarımız var. Bilek güreşçilerimiz geçen hafta Avrupa şampiyonu oldu. Hepsine kocaman bir alkış. Çivril Belediyespor Bölgesel Amatör Lig'de Bal Ligi'nde Çivril'imizi temsil edecek şampiyon oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Tabi bunlar yetmez. Bizim gençlerimize istihdam oluşturmamız lazım. Bunun için bir organize sanayi bölgesi kuralım diye 4 yıldır uğraşıyoruz. Ve sonucuna geldik. İnşallah bayramdan sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız, Denizli Valimiz ve Sanayi Odamızla birlikte Çivril Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyetlerine de başlayacağız. Sanayi bölgemizde hayırlı uğurlu olsun. Artık gençlerin sigortalı iş diye bir derdi kalmayacak. İşimiz, gücümüz şenliklerle, festivallerle kim istiyorlarsa o sanatçıları getireceğiz inşallah. Yine dedik ki Işıklı Gölü, Nilüferler, Çivril dedik bir turizm merkezi yapalım. Arkamızdaki parkı Nilüfer Parkı'nı yaptık. Beğendiniz mi parkı? Evet, Işıklı Akgöz Pınarları'nda bir millet bahçesi inşa ediyoruz. Kimler gitti? Millet bahçesimizde Çivril'e hayırlı uğurlu olsun. En kısa zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. İnşallah orada da Cumhurbaşkanımız icap edecek mi? İnşallah. Biz davet edeceğiz. Yine böyle bir etkinlikle, konserde de Işıklı Akgöz Pınarları'nda bu gençlerimizle buluşmak istiyoruz. Çivrilli, Çallı, Baklanlı, Dinarlı, Sivaslı, Uşaklı, Denizlili bütün hemşehrilerimizle Çivril'i bu turizm merkezinde buluşturmak istiyoruz. Bakın burada köylü teyzelerimiz, ablalarımız para kazanıyor. Balıkçılarımız, tekne sahiplerimiz para kazanıyor. Bizim derdimiz milletimizin cebine biraz daha para girsin. Gelirleri iyi olsun. Gençlerimiz bakın şu Nilüfer turlarını emin olun ta uzak doğuya gidiyorlar. Biz onların ayağına getirdik. Ben buradan Beydillili hemşerilerimize, Beydilli muhtarımıza, ta karşıda şu an bizi dinliyorlar. Bucaklı, Sereserlili, Sundurnulu, Irgıllılı, Süngünlülü ve İsaklılı bütün kayıkçılarımıza selam ediyorum. Hepinize Allah'a emanet olun diyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda o bölgelerde de bu şekilde tesisler yapacağız. Yukarıdaki yaylalarımızda, Gümüşsu'daki şelalemizde, Işıklı'daki Akgöz'deki tesislerimizde ve yukarıda yapacağımız otel benzeri o konaklama tesisleriyle Çivril'i turizmin merkezi haline getireceğiz. Lavanta bahçelerimiz var muhteşem. Lavanta bahçesini beğendiniz mi? Evet, tabii biz üretmek istiyoruz. Diyoruz ki belediyecilik sadece yol yapmak, kaldırım yapmak, kanalizasyon yapmak değil. Şimdi belediyemizin bir manda çiftliği var. Türkiye'de sayılı. Bu mandalardan üretilen sütlerle yine bir mandıramız var. Orada da peynirler üretiyoruz. Sipariş üzerine kaymaklar, yoğurtlar üretiyoruz. Tabii yetmiyor. Kadın kooperatifimiz tam karşıda. Onlarla birlikte sirke üretiyoruz. Çivril'de bir sirke fabrikası kurduk. Küçük bir mandıra kurduk. Şimdi Çivril'de birçok spor dalına öncülük ettik. Biraz önce atladım. İnşallah geleneksel spor merkezimiz, Atlı Spor Kulübümüzde en kısa zamanda 17 Eylül Mirya Keferon Zaferi anma etkinliklerinde Haydan Mahallemizde hazır olacak. Beraberce ata bineceğiz. Ata binmek ister misiniz? Yine Çivril yüzme havuzumuz var. Kapalı bir yüzme havuzumuz var Büyükşehir'in, bir de açık. Kapalı yüzme havuzunun yanına da bir aqua parkı Çivril'li çocuklarımıza, gençlerimize kazandıracağız. Hayırlı uğurlu olsun.
Yine demir yolumuzda, Çivril ilçe merkezimizde bir devlet demir yolları alanında bir parkımız var. Onun da çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacak. Tabii bunlar yetmez. Organize sanayi bölgemizde bu yaptığımız yatırımlarla bizim hayallerimiz, şu an yaptıklarımız bizim hayallerimizin %1'i bile değil. %1'i. Biz Çivril'imizi trenle Uşak'a bağlamak istiyoruz. Bizim en büyük projelerimizden birisi. Çivril'e tren ister miyiz? Dinar'dan Çivril'e yolumuz var. Çivril'den de Uşak'a bağladık mı Çivril demir yoluna da kavuşacak. İnşallah Dinar yolumuz da en kısa zamanda tamamlanacak. Çivril'in ulaşım konusunda sorun da kalmayacak. Ve şu an maden tetkik arama ile birlikte belediyemiz Çivril'de sıcak su arıyor. İnşallah sıcak suyu da bulduğumuzda termal olarak hem saracılıkta hem de otellerimizde bu sıcak suyu kullanacağız. Ben sözü fazla uzatmayacağım. Tabii gençlerimiz sanatçımızı bekliyorlar. İnşallah yeni festivallerde minder güreşçilerine kocaman bir alkış, bilek güreşçilerine de kocaman alkış. Bütün sporcularımızı buradan kucaklıyorum, tebrik ediyorum. İnşallah sizlerin başarıları, ay yıldızlı bayrağımızı o göndere çektiriyorsunuz ya. Rabbim sizlere nice başarılar nasip etsin. Sizleri çok seviyorum. Önümüzdeki günlerde yörük şenlikleriyle, elma festivalleriyle yine sizlerle bir arada olmak istiyoruz. Elma festivaline hazır mıyız? Nilüfer şenliğini beğendik mi? Tamam. Hangi sanatçıları istiyorsanız sosyal medyadan bize yazın, tamam mı? Özelden. En güzel festivali beraberce yapalım. Sizleri seviyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İyi eğlenceler. Çivril'in medar iftarı. Çivril'in abisi, evladı, babası. Niyazi Vural, vizyon insanı, sosyal belediyecilik insanı. Oh,
geldik. Gerçekten hoş geldik bu arada. Çok güzel bir konser olacağına canı gönülden eminim diyorum. Bu kadar uçan sineğe rağmen ilk defa görüyorum hayatımda böyle bir şey. Olsun, hiç önemli değil. Çok güzel bir repertuar hazırladık. Çok güzel eğleneceğiz. Çok güzel vakit geçireceğiz hep beraber. Umarım sizler de memnun kalacaksınız. Hep beraber güzel güzel eğleneceğiz diyorum. Buyurun, devam ediyoruz. Beğenmediğim noktada baştan alıyorum. Öyle de pis bir huyum var.
şarkı söylemesini istiyorum. Öyle bir gaye içerisindeyim. Peki. Tüm gücünle sadece pişman da olsan kapında yatsan. Bu kadar kolay, bu kadar basit bir yardım istiyorum size. Peki. Bükeceksin boynunu güller gibi sararım. Acemi balık gibi ağlarız. Bu inan yetmiyor. Bana gelişi bu kadar zaten. Ben böyle okuyamıyorum burada tek başıma. Biraz daha yardıma ihtiyacım var. Daha da güçlü, daha da güçlü. Şu taraftan hiçbir şey duymuyorum. Yemin ederim. Vallahi üzülürüm. Başla. Bükeceksin boynunu güller gibi sararak, acemi balık gibi ağlara dolanıp. Yani herhalde bu da provaydı diye düşünüyorum. Buradan hiç ses gelmiyor. Niye? Pişman da olsan kapında yatsan diyeceksin. Bir şey demeyeceksin ki. Da biraz fırça kayayım. Bir dakika. Bu taraftan da hiç ses gelmiyor. Niye? Bir daha. Bükeceksin boynunu güller gibi sararım. Acemi balık gibi ağlar. Sen de. Tarih bile yazsan kimin gitme çiçeğim. Çok güzel görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Size çok hoş geldin. Sefalar getirdi. Çok teşekkür ederim. Bizim Nilüfer şenliğimize bir çiçek gibi geldi. Tam bir Nilüfer çiçeği gibisin. Son derece asil, güzel, şahane görünüyorsun. Teşekkür ederim. Şivirimize hoş geldin Recep Umay. Öncesinde bir anons yapacağım. Ses alabilir miyim lütfen? Tabii. Çok teşekkür ederim. Sesi biraz daha alabilir miyim? Sayın Başkanımız için de kolaylık olacaktır. Birazcık daha lütfen. 20 Adana Denizli Van 727 plakalı aracı bulunduğu yerden çekmesi gerekiyor. Engelli aracının önüne park etmiş. 20 Adana Denizli Van 727 plakalı araç lütfen bulunduğu yerden çekiniz değerli sahibi. Şimdi Ececiğim çok güzel görünüyorsun. Şarkılarında çok sevenler var. Kolisyenin şahane. Onlar saatlerce seni bekliyor. Ama onlar istediler. Çeviriler istedi. Bölgeden bir Yunanistan'dan gelmediler. O derece açıldık. Doğudan güneye, kuzeye, her yerinde gerçekten çok güzel. Burada güzel bir popülasyon var. Şarkılarını söyleyecekler. Nilüfer'imizin Nadide bölgesi yetiştiği yere hoş geldin. Sefalar getirdin. Tekrar. Şimdi değerli belediye başkanımız onlar istediler. Çeviriler diye. Sen buradasın. İyi ki de geldin. İyi ki de kabul ettin. Tüm orkestranla beraber. Değerli Belediye Başkanımız, çevrelimizin değerlerini seninle buluşturacak. Sana hediye edecek çok değerli plaketi. Sevgili vatandaşlar adına, sevgili çevreler adına çiçek ve aynı zamanda burada yetişen özel meyveleri takdim edecek. Değerli Belediye Başkanımız Sayın Niyazi Vural Başkanımız davet ediyor. Lütfen buyurunuz. Milattan önce 5500 yıllardan beri bu topraklarda insanlar yaşıyor. Tarihi geçmişe sahip Mirya Kafaron zaferinin kazanıldığı, Anadolu'nun tapusunun alındığı, Elma Diyarı, Kiraz Diyarı, Şeftali Diyarı, Ayçiçeği Diyarı, Işıklı Gölü'nde nilüferleriyle, Akdağ'ındaki yaylalarıyla, geyikleriyle ünlü Çivril'imize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
gezdik. Bu tarihi ve doğal güzelliklerini anlatan, lütfen bunu odanızda en güzel yerde saklayın. Bekliyoruz yani. Bunlar da yöremizde yetişen bu erikler, kayısılar, kirazlar, mevsimin meyveleri. Bunlardan yediğiniz sürece bu sesiniz hiç kısılmaz. Allah sağlık, sıhhat versin sesinize de. Tekrar çiftliğimize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Afiyet olsun. İyi eğlenceler diliyoruz. Şöyle de bir fotoğraf çekelim. Gerçekten çok farklı, çok ciddi hissediliyor. Başkanım, çok beğenildi. Evet, gittiğiniz her yerde, markette, manavda, pazarda çivrilin elmasını, evet, çivrilin kirazını, şeftalisini, eriğini, çivrilde yetişen meyveleri tercih edeceğinize söz veriyor musunuz? Söz veriyorum. Kocaman bir alkış alalım o zaman. Peki, biz de çok teşekkür ediyoruz. Thank you.